Evet. 300 soru kampının bugün 6. günü mü? Evet, 6. gün arkadaşlar. İkinci denemenin son 20 sorusu. Sayısal mantık ve geometri çözeceğiz bugün sizinle. 41. sorudan devam ediyoruz. Her bir basamağındaki rakamın 10'dan çıkarılmasıyla elde edilen sayı ilk sayının tersten yazılışına eşit oluyorsa böyle sayılara tersten eşit sayılar denir. 1289 sayısında 10'dan 1'i çıkarınca 9, 10'dan 2'yi çıkarınca 8, 10'dan 8'i çıkarınca 2, 10'dan 9'u çıkarınca 1 elde ediyoruz. Dolayısıyla 9821 sayısını elde ediyoruz. Bu tersten bir sayıdır. Hangisi için tersten eşit sayısı yazılabilir demişiz arkadaşlar. Yani tek tek uğraşmak lazım aslında. Tek tek denemek lazım. Ama şöyle düşünmek lazım. Yani bu tür sorularda mantık olarak şimdi şunun tersten sayısını bunun altına yazarsanız tersten sayısı neydi? 9, 8, 2, 1. Şimdi bir kere şu ikisini toplayınca şöyle bakın. Şu ikisini toplayınca 10 oluyor. Alt alta topladığımız her sayı 10 olacak. Dolayısıyla tersten eşit sayısı hangisi için yazılabilir diyorsak toplamları 10 olması lazım arkadaşlar. Yani 1 ile 9'un toplamı 10. Bakın şurada 1 ile 9'un toplamı 10. 2 ile 8'in toplamı 10 olması gerekiyor. Şurada 9, burada 9. Bu olmaz. 3 ile 1 bu olmaz. 4 ile 4 bu olmaz. 9 ile 1, 5 ile 5. Bakın görüyor musunuz? Zaten direkt böyle olabilir. Buradan baktığımızda şimdi mesela ya da işte 9551 10'dan 9'u çıkardınız 1, 10'dan 5'i çıkardınız 5, 10'dan 5'i çıkardınız 5, 10'dan 1'i çıkardınız 9. 1559 oluyor. Dolayısıyla bunların tersten sayıları da birbirine eşit olur. Evet, bu birincisi sayısal mantığın birinci sorusu genelde kolay oluyor arkadaşlar. İkinciye bakalım. 4 basamaklı rakamları asal en küçük tersten eşit sayı A olmak üzere A'nın tersten eşit sayısı B olsun. A ile B'nin farkının sonucunu soruyoruz arkadaşlar. Rakamları asal olacak. Olur Fatma. Yani şimdi online çözmekle kağıdı çıktıyı alıp böyle çözmek arasında tabii ki fark var. Yani bilgisayardan çözmek var, bir de kağıda çözmek var. Çok fark eder yani. Sadece sende değildir. Rahat ol. Evet, 42'yi kimler yaptı arkadaşlar? Zorlandınız mı sayısal mantıkta? Diyor ki, 4 basamaklı rakamlara asal. En küçük tersten eşit sayı. A olsun. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir, bakın şöyle, 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 şu şekilde bir sayı alacağız. Rakamları asal olacak. Şimdi rakamları asal olacaksa ben buraya 2, buraya 8 veremem. Dolayısıyla bunu elde edemiyoruz. Tamam. Şimdi dolayısıyla rakamları asal olan en küçük tersten eşit sayı A olsun. Şimdi burası 3 olsun. Şurası tersten sayısı 7 olacak. Burası böyle olabilir arkadaşlar. Şuraya ne verebiliriz? Buraya da yine 3 verdiğimizde buraya 7 verebiliriz, değil mi? Evet, 3377 verebiliyoruz. Ya da 37 37 diyorsun ama 33 77 daha küçük değil mi? Yani 33 77 rakamları asal en küçük sayı. Şimdi bu sayı böyle olacak. Şunların toplamı 10 olmak zorunda. Dolayısıyla bunun tersten eşit sayısı da ne olur? 7, 7, 3, 3 olacak. Bunların aradaki farkını soruyoruz arkadaşlar. Yani mutlak değer olarak siz şöyle yapacaksınız. 33, 77'den 77, 33'ü çıkarmamız gerekiyor, değil mi?
Evet, bakalım. Şimdi mutlak değer olarak alacağımız için o zaman 77 33'ten 33 77'yi çıkaralım arkadaşlar. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı. 6 geldi. Şurada 2 kaldı. 12'den 7 çıktı. 5 geldi. Şurada 6 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Burada 4 kaldı. 4.356. Şimdi soruyu bir kere anlamak lazım arkadaşlar. Rakamlar asal olacak. Hepsi asal olacak. Tersten eşit sayıları 10'dan çıkarıyorsak şöyle düşünmeniz lazım. Ya şimdi bu mantığı birinci soruda kurgulayabilmeniz gerekiyor. Yani şunla şunun toplamı 10 olursa bunların tersten eşit sayılar, tersten eşit sayılar oluşturabiliyorsunuz. Her sayıda bunu oluşturamayız. Yani mesela örnek 1, 2, 3, 4 sayısını tersten yaptığımızda işte 4, 3, 2, 1 yapabiliyor muyuz? Yani her sayıyı 10'dan çıkarıyorsak. Şimdi mantık olarak 10'dan 1 çıkardık. 9 oldu. Ama 9 4'e eşit değil. Dolayısıyla eşit olabilmesi için rakamların toplamı 10 olmak zorunda. Yani şurası 10 olacak. Şurası 10 olacak. Bu mantıkla gitmek zorundayız. Dolayısıyla 33 77 77 33 arkadaşlar çıkardığımızda 4356 ifadesinin sonucunu bulmuş olacağız. Mantık bu. Evet, harika bir sayısal mantık sorusu yine karşınızda. Çok güzel soru bu arkadaşlar. Soru gerçekten ben çok beğendim. Kendim yazdım diye demiyorum. Hatalı üretilen bir su sayacı hanesinde 5 rakamını göstermesi gerektiğinde atlayıp 6 rakamını gösteriyor. Sayaçta 14 metreküp su kullanıldığında 1, 2, 3, 4, 5 yerine 6'yı kullanmış, 5'i yazmamış. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olması gerekirken direkt 16 olmuş. Zıplayarak gitmiş. Halbuki gerçekte 14 metreküp su kullanılmış ama yazan sayı 16 metreküp. Dolayısıyla 2 metreküplük fazla bir kullanım var. Suyun metreküp fiyatının 3,6 TL olduğu bir iş yerinde 499 metreküpe kadar ki borçları silinmiş olan bu sayaçta 1 metreküp su kullanılırsa ödenmesi gerekenden ne kadar fazla borç gözükür? Şimdi 499. Şimdi buna siz 1 eklediğinizde normalde 500 olması lazım ama 5 görünmüyor. 5 yerine arkadaşlar ne oluyormuş? 600 gözüküyormuş. Yani 600'den 500'ü çıkardığımızda 100 metre küplük su fazla kullanılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla 100 çarpı metre küpü 3,6. 3,6 ile çarparsanız 360 TL fazla bir borç gözükür kişiye. Tamam. Yani sayısal mantıkların ilk sorusu her zaman konuyu anlamak içindir. Dolayısıyla kolay olur arkadaşlar. İkinci soru biraz daha zor olacak. 16 metreküp su kullanılmış gibi olacak. Gerçekte 50 metreküp su kullanıldığında sayaçta yazan sayı kaçtır? Gerçekte 50 metreküp kullanmışız ama sayaçta farklı bir şey yazmak zorunda. Şimdi öyle düşünün. Demet hatırlıyor musun bunları Demet? Gelmediğin ders kalmadı Demet senin. Tabii Rukiye de var. Rukiye ölmüş, ağlayanı yok ya. Rukiye biz alışkın değiliz seni böyle sessizce şey yapmaya. Yani şu an ben şok oldum. Tuhaf hissediyorum. Akşam mı çözdün Demet? Çok iyi. Güzel. Şimdi sen sayısal mantığı aldın ama bakmadın mı sorulara? Zaten burada çözüyoruz Demet ya. Ama tabi buraya koymadıklarım da var.
Buraya koymadıklarım da var. Merak etme yani. Onlar da baktığın zaman onlardan da bir şeyler öğrenirsin. Şimdi gerçekte 50 metreküp kullandıysa bu kişi. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4. 4, 5 yerine 6 yazıyor. Bakın 5 yerine 6 yazacak. 15 yerine 16 yazacak. 25 yerine 26 yazacak. 35 yerine 36, 45 yerine 46 yazacak. Burada bir kere fazladan 5 tane yazmış olacak. Zıplayarak gittiği için. 49 oldu. Bakın 49'a kadar 5 tane fazla yazdı. Sonra tam 50 olacakken 50 olacakken 5 yazmayacağı için 50 yerine 60'a zıplayacak direkt. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yerine 6. Dın dın dın. 49 oldu. 49'u 50 olmuyor çünkü 5 yerine 6 yazıyor. Direkt 60'a zıplıyor. 61 oluyor, 62 oluyor, 63 oluyor, 64 oluyor. 65 yazmıyor. 66 yazıyor. Örnek veriyorum böyle. Şimdi bakalım. 1'den 49'a kadar 5 tane yok. Dolayısıyla burada 44 tane yazdı. Şuraya geldi 45, 46, 47, 48, 49. 50. yerine 66 yazacak aslında. Yani fazladan 16 metre küplük fazladan yazmış oluyor arkadaşlar sayacı. Mantığı çok güzel sorunun. 5 yerine 6 yazıyor. Böyle bir mantık var soruda. Geçiyoruz sınav ayarında sorular. 45. Rasyonel sayılar kümesi üzerinde yıldız ve üçgen işlemi biçiminde tanımlanıyor. 3 yıldız, 6 üçgen, 2 işleminin sonucu nedir? Şimdi bu kolay. Tatlı bir soru. Bunu yaparız herkes. Herkes yapar bunu. 3 ile 6'yı işleme sokacak. 3 ile 6'yı işleme sokmak için getireceğiniz buraya yazacaksınız değil mi? 1 bölü 3, 1 bölü 6. Yani burada 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6. Bunu da getiriyorsunuz. 2 ile işleme koyuyorsunuz. Doğru mu? Burayı 2 ile yaptığımızda 2 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6. Yani eşittir 1 bölü 6 üçgen 2. Bunu da getirip buraya yazıyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 6'dan 2'yi çıkarıyorsunuz. 1 bölü 6 ile 2'yi işleme koymanız lazım. Yani şöyle oluyor. 1 bölü 6 yıldız 2 oluyor. Şimdi 1 bölü 6 yıldız 2 nedir arkadaşlar? Yani bunu da biraz yukarı alalım. Şimdi şu şöyle. Ya bu böyle. Şimdi buradan devam edeceğiz. 1 bölü 6 yıldız 2. Bunu da yukarıda tekrardan yazacaksınız. 1 bölü 1 bölü 6'dan burası 6 olur. Eksi burası 1 bölü 2 olur değil mi? Bu ne olacak? 11 bölü 2 olacak. Dolayısıyla yukarısı 1 bölü 6 eksi 2, aşağısı 11 bölü 2. Yukarısı nedir? Eksi 11 bölü 6, aşağısı 2 bölü 11. Buradaki 11'ler birbirini götürecek. Sonuç eksi 1 bölü 3 olacak. Cevap D. Evet, Demet gitti soru. Gitti güzelim soru. Rukiye sen ne buldun bunu? 45'i. Güzel. Şimdi arkadaşlar 46'yı kim yaptı? Yine mantık aynı. Mantık aynı. X üçgen y eşittir x kare artı x y. Buna göre x bölü y'nin sonucunu soruyoruz. Kim yaptı bunu? Bunu çok merak ediyorum. Sayısal mantık kampında bunu çözerken arkadaşların birçoğu bunu anlamadı. Yani hani çözene kadar anlamadılar. Çözemediler çünkü. Çözünce anladılar soruyu. Ben burada çözen var mı diye merak ettim. Allah razı olsun. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Şimdi bak, yıldız bu.
Üçgen bu. Bu böyle. Yıldızı, bakın şurada yıldızı. Şu A yıldız B değil mi? Bunu gördüğümüz yere bunu yazarsak ne olur? Şöyle bir şey olmuyor mu yani? Şurada nerede bir boşluğumuz var? Şurada bir yerde boşluk var. Yukarıda bir boşluk var, tamam mı? A üçgen B. A üçgen B neye eşit? Neye eşit oluyor? A eksi B. A eksi B bölü A yıldız B. Bu da nedir? 1 bölü A eksi 1 bölü B. Daha geçti Rukiye. Ya bitti. Sen yazdın ama kaybettin. Şimdi buradan. Burada B var. Burada A var. A B var. Bakın yukarısı A eksi B çarpı ters döndürdüğümüzde A B aşağısı B eksi A oluyor arkadaşlar. Bakın B eksi A oluyor. Böyle bir şeye dönüyor, tamam mı? Şimdi sonra şunlar birbirini götürüyor ama ifadenin önüne eksi geliyor. Eşittir. Eksi AB oluyor. Tamam. Ha, demek ki X üçgen Y aslında neye eşit? Eksi X Y'ye eşit oluyor. Mantık olarak burada. X kare eşittir. X Y'yi de karşıya attığınızda eksi 2 tane X Y. Her tarafı X'e böldüğünüzde X eşittir. Eksi 2 tane Y. Yukarı eksi 2 tane Y. Aşağısı Y böldüğünüzde eksik. Evet, böyle. Yani onu getiriyorsunuz. Oraya yazıyorsunuz. Ondan sonra zaten bir şey buluyorsunuz. Oradan çıkmış oluyor arkadaşlar. Geçiyoruz. Üzüldünüz değil mi? Çözemediniz diye. Eymen kök bulucu adını verdiği bilgisayar programında ne yapıyormuş? Kodlarken şöyle komutlar veriyor. Sayıyı gir. Sayının karekökünü al. Sayıyı kökleşine tam olarak çıkıyorsa 5. adıma git ve sonuç olarak yaz. Aksi halde 4. adıma git. Sayıyı en yakın tam sayıyı yuvarla ve 2. adıma geri dön. Sonucu yaz. Böyle bir kodlama yapıyor. Eymen programa 300 sayısını girerse sonuç olarak kaç bulur? Bu soruyu mu Demet? 47 48'i mi diyorsun? Yapma ya. Demet, üzüleceksin çözümü gördüğün zaman ama ben ne yapayım şimdi? Çözemediniz mi arkadaşlar soruyu? Peki sen ne buldun? Sen de 2 bulmuşsun. Şimdi çözelim arkadaşlar. Şimdi 300 sayısını gir. Sayının karekökünü al. Karekök 300. Tamam. Sayı kökleşine tam olarak çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyorsa 4. adıma git. Sayıyı en yakın tam sayı yuvarla. 300'ü kaça yuvarlayabilirsiniz? 17'nin karesi 289'dur arkadaşlar. Dolayısıyla siz 17'ye yuvarlıyorsunuz. Sonra tık tekrar 2. adıma geri geliyorsunuz. 2. adıma geldiğinizde başa gelmiş oluyorsunuz. Sayının karekökünü al. 17. Sayı kök olarak dışına çıkıyorsa çıkıyor. Çıkmıyorsa 4. adıma geri git. Geldim. 17 dışarı yaklaşık olarak 4 olarak çıkar. 4'ü bir daha 2. adıma geri dön. Getir buraya yaz. Karekök 4. 4 dışına tam olarak çıkıyor mu? Çıkıyor. Dolayısıyla burası 2. Ve bunun sonucu getirip yazıyorsunuz arkadaşlar. Oldu size cevap 2. Evet, Demet anladın mı mantığını? 300 en yakın sayı. Kök için al. Bir daha en yakın sayı. Kök dışına tam olarak çıkana kadar.
Peki üzülme, o zaman 48'i yaptığın zaman üzülmemiş olacaksın. 48 mantığını anladıysan 48'e geliyoruz. Eğmen sonuç olarak 3 sayısını bulduğuna göre 3. veya 4. adımda bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hadi bakalım arkadaşlar. Sorunun mantığını anladıysanız herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Sorunun mantığını anlayan herkes yapıyor. Evet, kimler buldu? Şimdi üçüncü veya dördüncü adımda bulduğu sayı. Şimdi arkadaşlar, bulduğu sayı hangisi olamaz? Üçüncü adımda üçü bulmuştur bu kişi. Üçü bulmuştur. Sayıyı karekökünü almıştır. Üçü bulmuştur. Üçü getirip direkt sonuç olarak zaten yazıyordur. Direkt üç olarak yazıyordur. Yani bunda sıkıntımız yok yani. Tamam? Şimdi 4 kök 5. 4 kök 5 yaklaşık olarak nedir? Yani 4'ü içeri attığınızda kök 80, değil mi? 3. adımda veya 4. adımda kök 80'i bulmuştur. Yani 3. adımda tam olarak çıkmıyorsa 4. adıma gitmesi lazım. Burada kök 80'i bulmuştur arkadaşlar. Kök 80'i en yakın tam sayı nedir? Kök 80'e en yakın tam sayı. Yuvarlıyoruz. 9. O zaman sisteme 9 girdiğimizde 9 dışarı 3 olarak çıkacağı için buranın sonucu da her türlü 3 olarak çıkıyor. Yani bu da olur. Sıkıntı yok. Şimdi geldik. 6 kök 2, 72. 72 yazdınız. Burada kök 72 var. 72 en yakın tam sayı nedir arkadaşlar? 64'e bakarsanız 8 olur. 81'e bakarsanız 9 olur. Dolayısıyla 72 64'e çok yakın. 8 olarak çıkıyor. 8'i kök içine bir daha yazdığınızda kök 8 olacak. Kök 8 dışarı 3 olarak çıkmayacağı için bunu yazmış olamaz. Şimdi geldik. Kök 90. Kök 90 neye çok yakın? 9'a çok yakın. Bakın, yaklaşık olarak 9 çıkıyor. Yaklaşık olarak, bakın, yaklaşık olarak 9 çıkıyor. Bizim için sonuç burada yani. Yaklaşık olarak 9 çıkıyor. Yaklaşık olarak 9 çıkıyor. Yaklaşık olarak 9 çıkıyor. 9 çıkıyorsa sorun yok ama bu arkadaş yaklaşık olarak 8 çıkıyor. Dolayısıyla cevap C olur. Anladınız? Vallahi bilemiyorum. Yani şimdi karekök, köklü sayılar arkadaşlar, yaklaşık değerleri bilmekle alakalı iki tane gerçekten çok kaliteli soru. 47, 48. İşte sayısal mantık böyle bir şey. 49-50 de çok kişiyi eler. Yani ben size söyleyeyim. 49 özellikle çok kişiyi eler. Kimler yaptı? Çarpma işlemine göre terslerinin toplamı 2'ye eşit olan doğal sayıların toplamına 2 şanslı sayı denir. Ya şimdi soruya bakın ya. Sorunun şeyine bakın. Çarpma işlemine göre terslerinin toplamı 2'ye eşit olan şanslı sayı belirlenirken sayı sınırı yoktur. Yani istediğiniz kadar sayıyı yazabilirsiniz diyoruz. Önemli olan 2'yi bulmaktır arkadaşlar. Tamam mı? 1, 2, 2 sayılarının çarpma işlemine göre terslerinin toplamı 2'ye eşittir. Yani dolayısıyla 1 artı 2 artı 2 sayısı şanslı sayıdır. Yani şimdi bakın. 1, 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Dolayısıyla 5 sayısı arkadaşlar. Bakın, 1 artı 2 artı 2 sayısı, yani 5 sayısı şanslı bir sayı oluyor. Neden? Çünkü 5 sayısını siz 1 artı 2 artı 2 gibi yazdığınızda ve 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2 yaptığınızda arkadaşlar 2'yi buluyorsunuz. Oldunuz. İnşallah bence de görmez ve sevme bu soruyu. Hangisi iki şanslı sayıdır arkadaşlar? Yani 2'yi bizim bir şekilde bulmamız lazım. Anladınız?
İkiyi bizim bir şekilde bulmamız lazım. Nasıl yapabiliriz? Mesela bunu 1 artı 1 artı yazarsanız tersleri 2 yapar, olmaz. Mesela bunu 1 artı işte nedir? 1 artı 3 olarak yazabilirsiniz ya da 1 artı 1 artı 2 olarak yazarsınız ama terslerini yaptığınızda 2'yi bulamazsınız. Hani bunların terslerini aldığımızda şimdi baktığımızda burası 1 bölü 1 artı burası 1 bölü 3 2'yi bulamıyorsunuz. Bu olmuyor, tamam. Evet, kendimi eve kapattım Rukiye. Hiç kimseyle görüşmüyorum. Bütün toplantılarım, bütün randevularım hepsi iptal. Şimdi 6'ya bakalım arkadaşlar. 1 artı işte nedir? Biz bunu 2 artı 2 artı 1 gibi yazabiliriz. 1 artı 3 artı 3 olarak yazabiliriz. 1 artı 2 artı 3 olarak yazabiliriz. Örnek veriyorum. Bunun tersini aldığınızda yani 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 yaptığınızda 2'yi bulabiliyor musunuz? Çıkmıyor arkadaşlar. 2 çıkmıyor. 2 öyle bir şey ki çıkmıyor. Ya her türlü 1 kullanacaksınız. Başka türlü 2 çıkmayacak zaten. 1 artı 2 artı 2 artı 2 olsa farz-ı misal böyle olsa burada da çıkmayacak. Yani burası 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Bu 2 olmuyor. Peki diyorsun ki hocam işte orası 1 artı 2 artı 4 olsa ne olur? Örnek veriyorum arkadaşlar siz 2'yi bulacaksınız, tamam mı? Olur mu? 1 bölü 1 artı 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Bu da olmaz. Anladınız? Bak 8 olsaydı olurdu. 8 olsa neden olurdu? 8'i 2 artı 2 artı 2 artı 2 gibi yazarım. Toplarım. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Oldu size 2. Anladınız? 8 olsa olur. 5 olsa olur. Başka ne olur? O zaman 11 olur mu 12 mi olur? 9 olmaz gibi geliyor. Mesela 10 da olma ihtimali var. Onu nasıl yazabilirsiniz? Onu 1 artı 3 artı 3 artı 3 gibi yazarsınız. 10 olur. Yani 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. 2'yi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Anladınız? Bakın. Şimdi mantık olarak 5 oluyor. Yani şanslı sayılardan. Örnek veriyorum. Şuraya yazacağım. 5 olabilir. 8 oluyor muydu? 8 oluyor. 10 oluyor. Örnek veriyorum mesela. Şimdi bunlar oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla muhtemelen 12 de olacak. Deneyelim. Şimdi 12'yi nasıl bulabilirsiniz? 1 artı 12 olması. Yani bu şekilde toplamlarının 12 olması lazım. 2 artı 3 artı 6. Olur mu? Burası şanslı sayı olabilir mi burası? 1 artı 2 artı 3. Mesela bu böyle olur mu? Şimdi 1 bölü 1, 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Olur mu arkadaşlar? Burayı 3 ile genişlettim. Burayı 2 ile genişlettim. Burayı 1 ile genişlettim. 1 artı 6 bölü 6'dan burası da 2 oldu. O zaman 12'yi 2 şanslı sayıdır. 12 kimsenin aklına gelmez. 12 bu şekilde 2 şanslı sayı oluyor arkadaşlar. Evet, umarım ÖSYM bu soruyu görmez. Ben de katılıyorum size. Kesinlikle sizi destekliyorum. Sizin yanınızdayım. Bir önceki denemeden daha zor olmuş bu deneme. Yani en azından bazı sorular gerçekten daha zor. Peki. Şanslı sayılarla ilgili. Tüm tam kare sayıların bir fazlası şanslı sayıdır. İki basamaklı tüm şanslı sayılar tektir. A kare artı bir şanslı bir sayı ise A artı bir de şanslı bir sayıdır. Hangileri doğrudur? Mesela şu mantık Kadir. Tüm tam kare sayıların bir fazlası. Yani mesela 10 oluyor, 5 oluyor. Yani 2'nin karesinin bir fazlası 5 oluyor.
İşte 3'ün karesinin bir fazlası oluyor. 4'ün karesinin bir fazlası olur arkadaşlar. Bu olur. 2 basamak tüm şanslı sayılar tek değil. Çünkü 12 bir kere tek değil arkadaşlar. Bu olmaz. Tamam. A kare artı 1 şanslı bir sayı ise A artı 1 de şanslı bir sayıdır. Olur mu? Olur mu arkadaşlar? A kare artı 1 şanslı bir sayı ise A artı 1 de şanslı bir sayı mıdır? Yani mesela diyelim ki örnek olarak verdik. İşte 9'un bir fazlası 10. Mesela burası 10 olsa A'ya 3 vermemiz lazım. 3'ün bir fazlası 4. 4 şanslı bir sayı mı? Hayır, bu da değil. O zaman burada cevap yalnız 1 olur arkadaşlar. Unutmayın. Bir önceki sorudan yorum yaparak düşünebilirsiniz. Şimdi 49'un D şıkkına da bakalım. D şıkkı olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. 1 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 yazarsanız 3 olur burası. Başka nasıl yazacaksınız D şıkkını? 1 artı 2 artı 4 gibi yazacaksınız. Artı 2 gibi yazacaksınız. Doğru mu? E bura 1. Şunlar da 1. 2 etti. 2'den fazla etti. Olmaz. Tamam Kadir, dinliyorum. Ha, anladım. Tamam. Tamam kardeşim. Evet. 51'i kimler yaptı? Bugünün sayısal mantık soruları gerçekten güzel arkadaşlar. Yani ne diyelim? Aa, Demet 51 yaptın mı? Helal olsun. Başka kimler yaptı arkadaşlar 51'i? Yayın evi satışlarını arttırmak için bir hikaye ile bir roman alana bir şiir kitabı, bir hikaye bir şiir kitabı alana bir roman, bir roman ile bir şiir kitabı alana bir hikaye, hikaye, roman, şiir kitabı alana ansiklopedi hediye ediyor. Kampanya yapıldığı her gün bir kişi en az 2 kitap alıyor arkadaşlar. Kampanya sonunda belirli sayıda hikaye kitabı satılmıştır. Ayrıca 20 adet şiir kitabı, 10 adet roman kitabı satılmıştır arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki hediyelerden hangisi verilmiş olamaz? Evet, Rukiye sen ne yaptın bunu? Demet C diyor, Fatma B diyor. Demet diyelim şöyle, Demet vs Fatma diyelim. Tarafınızı seçin arkadaşlar. Demet diyorsanız D yazıp 33-70'e gönderebilirsiniz. Fatma diyorsanız F yazıp. Demet anlatsın bence, doğru. Katılıyorum. Rukiye de anlatabilir. Bilemedim Demet. Hiçbir fikrim yok. Bence soru 10 numara bir soru arkadaşlar. Bir önceki sorudan daha zor mu olabilir mi? Olabilir. Yakın da olabilir. Ona çok yakın bir şey de olabilir. Şimdi hikaye artı roman alana şiir veriyoruz. Tamam. Sonra hikaye artı şiir alana roman veriyoruz. Sonra roman artı şiir alana hikaye veriyoruz. Hikaye, şiir, roman alana ansiklopedi veriyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi diyoruz ki 5 tane şiir, 5 tane ansiklopedi hediye edilmiş olabilir mi? Bizim için sıkıntı şuradaki 10 adet romandır arkadaşlar. Çünkü şiir kitabı fazla, roman az, belirli sayıda hikaye satılmış. Yani hikaye için bizim bir sıkıntımız yok. 10 adet roman olması lazım. Şimdi şiir hediye verildiyse, 5 tane şiir hediye verildiyse 5 tane roman satılmıştır. 5 tane ansiklopedi hediye edildiyse 5 tane roman satılmıştır. Toplam 10 tane romanı bulduk mu? Bunda sıkıntımız yok. 8 hikaye verildiyse arkadaşlar, 8 hikaye verildiyse 8 tane roman satılmış olması lazım. 4 tane ansiklopedi için 4 tane roman daha satılmış olması lazım. Buradaki duruma göre 12 tane roman olması lazım. 10 tane roman var. Olmaz. 10 tane roman, 10 tane ansiklopedi verilmiş olabilir mi? Roman için hikaye, şiir lazım arkadaşlar. Yani hikaye zaten sınırsız var. Şiir 10 tane var. Sıkıntı yok.
Ansiklopedi içinde 10 tane var. 10 tane de şiiri alıyorsunuz oradan. Yine sıkıntı yok. Dolayısıyla bunda da bir problemimiz yok. Tamam. 8 hikaye arkadaşlar. Bakın şimdi iyi dinleyin. Hikaye hediye edilmiş olabilmesi için. Bakın hikayeye hediye edebilmesi için 8 tane. 8 tane roman, 8 tane şiir kitabı satılmış olması lazım. 2 tane ansiklopedi hediye edilmiş olabilmesi için 2 tane hikaye, 2 tane şiir, 2 tane roman satılmış olması lazım. Dolayısıyla 8 tane roman burada var, 2 tane roman burada var, 10 tane roman. Sıkıntı yok. 6 ansiklopedi, 4 hikaye. 6 ansiklopedi için 6 tane roman satılmış olması lazım. 4 tane hikaye için 4 tane roman satılmış olması lazım. Dolayısıyla 10 tane roman yapıyor. Romanlarda yine sıkıntı yok. Neden? Çünkü roman alıyoruz. Şiirler zaten çok arkadaşlar. Hikayenin zaten belli bir sayısı yok. Dolayısıyla roman az olduğu için biz roman üzerinden gidiyoruz. Şimdi B şıkkına baktığımızda 8 tane hikaye hediye edilebilmiş olması için bakın hikaye burada. Burada. Dolayısıyla 8 tane roman satılmış olması lazım. Üstüne 4 tane de ansiklopedi satılmış. Ansiklopedi içinde bu kişilerin 4 tane hikaye alması lazım. Yani 4 tane de roman alması lazım. Roman etti 12 tane. 12 tane roman satılmadı ki. 10 tane roman satıldı. 5 şık olmaz arkadaşlar. Tabii biz sizi sandırdık. Orada C şıkkına 10 tane roman, 10 tane hikaye yazınca böyle çok oluyor ya. Çok gözüküyor orası. Bol gözüküyor. Kesin olmaz diyorsunuz yani. Oluyor işte. Olmaz diye bir şey yok. Demet anladın mı Demet? Getir. Getir. Evet, hem size ders anlatıyorum hem Hira'ya ders anlatıyorum. Arkadaş. Çöpler havayı temizlemez bebeğim. Bu kampanya sonunda yayın evi toplam 20 tane şiir kitabı, 20 tane şiir kitabı, 12 tane roman, 10 tane hikaye ve 5 tane de ansiklopedi dağıtıyor. Satılan hikaye kitaplarının sayısı şiir kitaplarının sayısından ne kadar fazladır? Valla Demet doğru inşallah. Fatma da A dediğine göre bence gönül rahatlığıyla bir artı koyabilirsin oraya. Efendim bebi. Yok. Değiştirdim onu Rukiye. Değiştirdim. Sen şıkları bile ezberlemişsin arkadaş. Böyle bir şey yok ya. Nasıl zekanız var ya? Düzeltiyoruz sonra arkadaşlar. Kampı boşa mı yapıyoruz? Allah razı olsun. Kampta çok hatamızı düzelttiniz. Evet, kampanya sonunda 20 tane şiir dağıtılmış. Şiir dağıtıldıysa arkadaşlar, 20 tane şiire bakıyoruz. Şiir hangi durumda dağıtılmış olması lazım? 20 tane hikaye, 20 tane roman satılmıştır o zaman. 20 tane, o zaman hikaye, roman, şiir olacak. 20 tane şiir satıldıysa o zaman hikayeden 20 tane, romandan 20 tane satılmış olması lazım. 12 tane roman hediye edildiyse hikayeden 12 tane, şiirden 12 tane, hikayeden 12 tane, şiirden 12 tane verilmiş olması lazım. 10 tane hikaye hediye edildiyse 10 tane roman, 10 tane şiir olması lazım. 10 tane roman, 10 tane şiir olması lazım. 5 tane ansiklopedi dağıtıldıysa her biri için 5 tane vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Bu durumda hikaye ne oluyor? 22, 37 tane hikaye normalde satılmış olması gerekiyor. Yani burada 37 tane hikaye satılmış. 35 tane roman satılmış. Buradan baktığımızda 22, 27 tane şiir satılmış. Hikaye kitaplarının sayısı şiir kitaplarının sayısından 10 fazla satılmış oluyor arkadaşlar. Dersten sonra olabilir. Mümkün. Evet. 53. ABC'de dik üçgen DBEF kare arkadaşlar. AB uzunluğu BC uzunluğu 12'ye 8'miş. Karenin bir kenar uzunluğu nedir arkadaşlar? Evet.
Şurası 12. Şurası 8. Kimler yaptı geometriyi? Çok iyi. Şimdi buraya x dedik. Buraya x dedik. Bu arkadaş 12 eksi x. Bu arkadaş zaten 8. Tamam mı? Şimdi benzerlik yapıyoruz. 12 eksi x bölü tamam 12 eşittir. X bölü aşağısı 8. X bölü 8 oluyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4'e bölelim. 3 olsun. 4'e bölelim. 2 olsun. 24 eksi 2x eşittir 3x. Buradan 5x eşittir 24 olacak. Buradan x eşittir 4,8. Karenin kenar uzunluğu. Getir aşkım bakayım burada. B'de açıortay arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Kimdeyiz? Merkezlerinde. Reçete yazan ilaçları alabiliriz. Olabilir. Yok aşkım. İlaçları aile sağlığı merkezinden alamaz. Eczaneden alırız. Anladın? Aşık. Kamera açık değil bir tane. Kamera açmıyorlar onlar. Yasak onlara kamera. Yok aşkım. Göremem. Yapıyor muymuş? Aa, senin öğretmenin yapabiliyor kızım. Ben yapamıyorum. Evet yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya 2K, buraya 3K diyeceğim. Neden? Açıortay kuralı. 4'e 6, 2'ye 3. Oran orantı arkadaşlar. Bakın açıortay kuralı zaten budur. Buradan sonrası Pisagor teoremi. 3 kare 3K'nın karesi 3K'nın karesi eşittir 2K'nın karesi artı 4 ile 6'nın toplamı 10. 10'un karesi. 3K'nın karesi 9 tane K kare. 2K'nın karesi 4 tane K kare. Burası 100 oldu. Attık buraya 5 tane k kare 100 olacağından dolayı k kare 20 olacak. Tamam. Şimdi k kare 20 ise k nedir arkadaşlar? 2 kare kök 5. Şimdi geldik buraya. Şurası 2k olduğu için 4 kare kök 5 olur değil mi? Şurası 4 kare kök 5. Taralı bölge tabanı bu. Tabana ait yükseklik bu olur zaten. Dolayısıyla 6 çarpı 4 kare kök 5 bölü 2'den 12 kare kök 5. Nerede? Niye çıkmadı bu? Yanlış mı bulduk? Taralı bölge 6 kere 4 24. Evet, biz yanlış bulduk o zaman. Batma, nerede bir hatamız var? 5K'nın karesi 100. Tamam. K kare 100. K kare 20 olur. K eşittir 2 kök 5 olacak. Ha. 12 kök 5 çıkıyor. Doğru ya. Neden 6 kök 5? Cevap anahtarı ne arkadaşlar bunun? Cevap anahtarına bakabilir misiniz? Muhtemelen 6 kök 5'tir o ya. Cevap anahtarında. 10 kök 5 mi? Neden öyle yapmışız? O zaman orası 12 kök 5'tir ya. 10 kök 2. 10 kök 2 olmaması lazım ya. Kök 5 olması lazım. Yani 3K, 2K. Evet bu böyle olacak. 9K'nın karesi, 2K'nın karesi artı 100. Doğru yani. Aslında burada bir sıkıntımız yok. 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 Evet. Burada K2 kök 5 arkadaşlar. Şöyle taban, bu tabana ait yükseklik aslında bu oluyor. Sıkıntı yok yani. Yok. Kök yanlış yapmışız ya. 10 kök 2 değil ki. Evet arkadaşlar. Burası 12 kök 5. E şıkkı değil mi?
Şurası 12 kök 5 olacak. Kadir, niye yanlış yapmışız bunun şıkkını ya? Basit de bir soru ya. Soruda bir şey yok aslında. Evet, 12 kök 5 arkadaşlar. Bunun alanı. Çünkü başka olmaz. 2 kök 5. Yok. Evet, 4 kök 5 olacak orası. Cevap 12 kök 5 arkadaşlar. Cevap E ama 12 kök 5. Kimler yaptı 55'i? Bir kenar uzunluğu 8 birim olan düzgün altıgen içerisine yerleştirilen ikizkenar yamuğun alanı kaç birim karedir? İkizkenar yamuğun alanı kaç birim karedir arkadaşlar? Kimler yaptı bu soruyu? Altıgen içerisine böyle bir şey yerleştirmişiz. Bunu soruyoruz. Yapalım. Şimdi bakın. Şunu şöyle uzatırsanız, bakın şunu şöyle uzatırsanız şuraya doğru şöyle. Şimdi burası 8 ise burası 16 olur, tamam mı? İki katı oluyor zaten bu özellikten dolayı. Şimdi burası 8 ile 16'yı topladığınız 24 ya, yarısı şu olur arkadaşlar. Bu da 12 olur. Yani bu orta taban olduğundan dolayı. Şimdi alt taban 12, üst taban 8. Bakın 12 artı 8 çarpı yüksekliği bulacaksınız. Sonra 2'ye böleceksiniz. Yükseklik dediğimiz şu arkadaşlar. Bakın şurası yükseklik olur. Şuranın tamamı yükseklik olacak. Şimdi şurası 8 ise şurası 8 ise yükseklik 8 kök 3 olur. Şurası 120 derece olduğundan dolayı. Burası 120 derece olduğundan dolayı şurası arkadaşlar 120 derece. Dolayısıyla şu yükseklik 8 kök 3 olur. Yarısı zaten şurası 4 kök 3 olacak. Bakın 4 kök 3 olması lazım. Burası 4 kare kök 3 olacak. Burası da 4 kare kök 3. 4 kare kök 3. Burası dolayısıyla 2 kare kök 3 olacak. Şurası da 2 kare kök 3. Toplam 6 kare kök 3. Bakın burası 6 kare kök 3 bölü 2. Dolayısıyla 60 kare kök 3. Orta taban arkadaşlar şu 12, bakın şu 12 şurayla şuranın toplamının yarısı oluyor. Orta taban orası. Unutmayın. Orası orta taban olur. Su aşkım. Babaya su getir. Hadi kapıyı kapat. Tamam arkadaşlar. Bakın bu soru 60 karekök 3 olacak. Geometriniz çok iyi arkadaşlar. Allah razı olsun. Çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Dikdörtgenin AB kenar arkadaşlar. AB kenarı iki eş parçaya, BC kenarı 3 eş parçaya ayrılmıştır. ADE üçgeninin alanı 18 birim kare ise boyalı bölgenin alanı nedir arkadaşlar? Kimler yaptı bunu? Yapanınız var mı? Geometri soruları zor mu? Bu arada yani geometrisi iyi olan arkadaş var mı aranızda? Demet, geometrin nasıl? Rukiye, senin nasıl? Maalesef diyorsun. Şimdi arkadaşlar size basit yollar öğreteyim mi? Basit yollar. A dedik. A dedik. A dedik. Tamam. B dedik. B dedik. Ne dedik buraya? A demeyelim oraya. Bakın orada daha güzel şeyler yapalım. Şuraya şöyle. Bakın daha mantıklı şeyler üretirseniz. Şuraya iki tane M dedim. Buraya iki tane M dedim. Buraya iki tane M dedim. Buraya iki tane N dedim. Buraya iki tane N dedim. Tamam. Şimdi buraya altı tane M dedim. Şimdi bakın. Bununla bunun çarpımının yarısı 18 yapacak. Dolayısıyla 2N 6m bölü 2'den 18 yapması lazım.
Dolayısıyla 6m'ne 18 ise m çarpı n'nin 3 olması lazım. Bu bir yerde bir dursun. Şimdi buranın tamamı da 4n. Bakın 4n ile 2m'yi çarparsanız ne olur? 8m'ni 2'ye böldünüz 4m'ni. 4 kere 3 12. O zaman buranın alanı 12. Tamam. 2n, burası 4m. 4 kere 2 8 böldünüz 2'ye 4m'ni. Dolayısıyla 4m'ni burası da 12. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi 6m'ni 4m'ni. Bütün alan 6m 4n 24m'ni olur. Bu da 72 olur. Bütün alan 72. 72 eksi 18 eksi 12 eksi 12. 30, 42 cevap nedir burada? 30, 42 cevabın 30 olması lazım. Neden 30 yok? 18, 12, 12. Aa. 6 kere 4, 70. 24 çarpı 3, 72. 30 olması lazım. Cevap anahtarı ne arkadaşlar? 40 mı cevap anahtarı? Neden böyle yapmışız ya? 30 orası. C mi bunun cevap anahtarı? Bir bakar mısınız arkadaşlar? 30. 32 değil orası. 30 olacak. Neden 32 yapmışız ya? Kesin yanlış yazmışımdır. Oranın cevabı 30 arkadaşlar. 18. Aynen. 12, 12. 26, 42, 30. Evet, oluyor böyle arkadaşlar. Ufak ufak hatalar. Evet, bunun cevabı da C şıkkı olacak. 55-56 böyleydi. Geldik. 57, 58, 59, 60. Evet, analitik ve çember. Çember çok zor arkadaşlar. Çemberi en sona bırakabiliriz isterseniz. Çember sorusu gerçekten zor. Yani burada gerçekten iyi bir birikim lazım bu soruya. Birikiminiz yoksa bu soru sizi gerçekten zorlayacaktır. Şöyle yapalım. Sadece o değil, her şey var içinde Kadir. Ama iyi, iyi bir yani biraz şeyin var aslında, bilgin var. Şimdi şöyle yaptığımızda burası dik. Tamam. Şimdi bakalım. Burası kök 8. Kök 8'in karesi 8. 2 çarpı şuranın tamamı 4 olacak. Bakın. 2 çarpı 4 olacak arkadaşlar. Tamam. Yani kuvvetten dolayı. Kök 8 karesi 8 olacak. 2 çarpı tamamı 4 olacağından dolayı şuralar 1-1 gelir. Bakın buralar 1-1, buralar 4-4, buralar 12. Şurası 12, 12, 16, 20, 21, 22, 24. Şurası 12, alt taban 24 ise açılara geldiğiniz zaman arkadaşlar, açılara geldiğiniz zaman şunu aşağı yazayım. Şurası 12. Şimdi açılara geldiğiniz zaman o zaman şurası ne olur? Ne olur burası? Burası 30 derece. Şurası 60 derece olur arkadaşlar. Bakın burası 60 derecelik bir dilim. Şimdi burası 12 ise 30'un gördüğü 12 ise 60'ın gördüğü şuranın tamamı 12 karekök 3 olur. Şimdi bir kere üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 12 karekök 3 bölü 2'den 72 karekök 3 olacak. Yani 72 karekök 3'ten sizin bir şey çıkarmanız lazım arkadaşlar. Tamam. Zaten direkt E şıkkı bana diyor ki sen buradan bir şey çıkarman gerekiyor. Yani cevap olarak aslında vermişiz. Şimdi buradan 60 derece nedir? Daire diliminin alanı pi r kareden. Pi r kareden 144 pi. Bakın şu 60 derecelik daire diliminin alanı ne olacak? 144 pi bölü 60 dediğimiz 6'ya böleceğiz. Dolayısıyla 24 pi buradan geliyor. Şuranın alanı pi r kareden 16 pi. Yarısı 8 pi. Buradan da 8 pi gelecek. Et de 32 pi. Şuranın alanı pi r kareden pi olacak. Yarısı pi bölü 2. Yani buranın alanı pi bölü 2. Buranın alanı 8 pi. Buranın alanı 24 pi. Topladığınızda 65 pi bölü 2 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 72 kök 3'ten 65 pi bölü 2'nin
Çıkardığınızda mavi bölgenin alanı çıkmış oluyor. Biraz şimdi işte her zaman kolay olmuyor arkadaşlar. Bazı sorular illaki seçici olacak. Bazı sorular illaki zor olacak yani bu bir gerçek. Hepsi kolay olursa, hepsi orta olursa olmaz. Evet. Çapı karedik prizmanın taban köşegenine eşit olan bir dik silindirin hacmi çapı karedik prizmanın taban köşegenine eşit olan bir dik silindirin hacmi ile karedik prizmanın hacmi eşittir. Silindirin yüksekliğinin karedik prizmanın yüksekliğine oranı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel soru. Şimdi bir tane silindirimiz var arkadaşlar. Çapı bu karedik prizmanın taban köşegenine eşitmiş arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle. Şimdi böyle dik bir silindirimiz var. Çap dediği yani şöyle tamamı çap oluyor. Yarı çapını alacaksınız. Şimdi karedik prizma da arkadaşlar nasıl oluşturabiliriz? Şimdi şöyle. Şöyle olsun. Şöyle. Şöyle olsun mesela. Bunun gibi bir şey herhalde ya. Tam emin değilim ama bunun gibi böyle bir şey. Tam gibi gibi. Benzemedi gibi ama neyse. Bunun taban köşegenine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi alt tarafı bunun kare olacak. Yukarısı kare olmuyor. Dolayısıyla farklı bir durum var. Şimdi alt taraf kare olacağından dolayı bakın şimdi şöyle olur. Şuraya 2A dedim. Buraya 2A dedim. Dolayısıyla taban köşegeni dediğimiz olay şurasıdır arkadaşlar. 2A'nın kök 2 katı. Yani burası 2A kök 2. Dolayısıyla çapı ona eşitse yarı çapı şu arkadaşlar ne olacak? A kare kök 2 olacak. Şimdi bunun yüksekliğine H1 dedim. Bunun yüksekliğine H2 dedim. Bu iki yüksekliğin birbiri arasındaki durumu almamız gerekiyor. Alan nedir? Taban alanı A kök 2'nin karesi çarpı yükseklik. Silindirin hacmi. Buranın alanı nedir? 2A çarpı yükseklik H2. Taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Şimdi burası ne olacak? 2A kare çarpı H. Burası ne olacak? Çarpı H1. 4A kare çarpı H2 olacak. Ve buradan A kareler, 2A kareler bunlar birbirini götürecek. H1 eşittir. 2 tane H2 arkadaşlar. Tamam. Buradan pi de var. Taban alanı pi a kare, pi r kare. Evet, şurada bir de pi var arkadaşlar. Tamam, pi'yi unutmayalım. Pi'yi unutmayacağız. Şurada bir pi var. Pi çarpı h1 iki tane h2 oluyor. Silindirin yüksekliğinin karedik prizmanın yüksekliğine oranı arkadaşlar. H1 bölü h2 eşittir 2 bölü pi olacak. Bu da cevap B şıkkı. Evet, bu böyle arkadaşlar. Bayağı bilgi gerektiriyor. Maalesef üçgen bilgisi lazım buralarda. Yani üçgen demişim, geometri bilgisi lazım. Maalesef iyi bir geometri bilgisi gerekiyor. Analitikleri de zorlamış olabiliriz. Dik koordinat düzleminde bulunan 3 nokta eksi 2'ye 4, 2'ye 8, eksi 6'ya eksi 4 birleştirilerek bir üçgen elde ediliyor. Oluşturulan üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Yapalım. Bu üçgenle ilgili buna benzer bir soru çözmüştük size. Şimdi ne yapıyoruz? Yaptığımız şey şu. Eksi 2'ye 4 yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani eksi 2'ye 4. Bu şekilde tek tek yazıyorsunuz yan yana. Eksi 2'ye 4. 2'ye 8. Eksi 6'ya eksi 4. Bir daha eksi 2'ye 4'ü getirip tekrar başa yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir şey. Yani bunu aslında mutlak değer içerisinde yazıyorsunuz. Sonra şunla şunu çarpıyorsunuz. Bununla bunu çarpıyorsunuz. Bununla bunu çarpıyorsunuz. 2 kere 8 16. Eksi 16. 2 kere 4 eksi 8. 6 kere 4 eksi 24. Eksi. Bu böyle. Mutlak değer içerisinde yapacağız arkadaşlar. 1 bölü 2 ile de çarpacağız kardeşim. Şimdi mutlak değer parantezimizi açtık. Sonra şunu şunla çarpacaksınız. 4 kere 2 8. Sonra şunla şunu çarpacaksınız. Eksi 48. Sonra şunla şunu çarpacaksınız. Artı 8 arkadaşlar. Mutlak değer var. Çarpı 1 bölü 2.
İşte buradan alan çıkmış olacak. Eksi 40, eksi 48. Bakın eksi 48. Şuraya geldik ne olacak? Eksi 32 artı 32. Artı 32 mutlak değer çarpı 1 bölü 2'den 16 bölü 2, 8. Cevap D. Evet, bu böyle. Bilgi gerektiren bir soru. Aydınlanma yaşıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Demet, böyle şimşekler çakıyor kafanda. Sanki yeni bir ufka geçtiniz. Ninni gibi geliyor olabilir, bilemiyorum ya. Şimdi benim anlattıklarım sizi böyle Rukiye mesela üçüncü rüyasını görüyor. İlk defa böyle şeyleri ilk defa görüyormuşsunuz gibi bir his var arkadaşlar içimde. Vallahi ya, yemin ederim. Masal gibi geliyordur kesin var ya. Sen çözersin Kadir. Dik koordinat düzleminde arkadaşlar x'e y, 1'e 3, 5'e 1. Tamam. Verilsin. KL doğru parçasının orta noktası 1'e 4 noktası olsun. KM doğru parçasının orta noktası M. P ve N noktalar arkadaşlar birleştirilerek PN uzunluğu elde ediliyor. PN uzunluğu doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? Evet, geometri kısmında biraz zorlanmışız arkadaşlar. Bu gerçeklik var ama yapacak bir şey yok. Şimdi KL'nin doğru parçasının orta noktası dediği şu arkadaşlar. X ile 1'i topluyorsunuz, 2'ye bölüyorsunuz. Yani X artı 1 bölü 2 eşittir 1 olacak. Buradan x eşittir 1 geldi. Aynı şekilde y ile 3'ü topluyorsunuz arkadaşlar. Y artı 3 bölü 2 eşittir 4 olması lazım. Buradan y'yi de 5 buluyorsunuz. Tamam. Şimdi dolayısıyla k ne çıkıyor? K noktası. Bakın k noktası 1'e 5 noktası. Tamam mı? L noktası 1'e 3 noktası. M noktası 5'e 1 noktası. 5'e 1 noktası. Şimdi 5 bunu zaten vermiş bize. P ile N noktasını. Bu da K ile M'yi birleştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi KM'nin orta noktası ne olur? Biz buna da ne diyelim? N diyelim. N noktası da şöyle olur. 1 ile 5'i topluyorsunuz. 6 2'ye bölüyorsunuz. 3 geldi. 5 ile 1'i topluyorsunuz. 6 2'ye böldünüz. 3 geldi. 3'e 3 noktası. Tamam mı? Şimdi P noktası da arkadaşlar 1'e 4 noktası. Şimdi 3'ten 1'i çıkaracaksınız. Uzunluk alacaksanız eğer PN uzunluğunu alacaksanız karekök içerisinde 3'ten 1'i çıkarıp karesini alıyorsunuz. Yani 3 eksi 1 karesini alıyorsunuz. 4'ten 3'ü çıkarıyorsunuz veya 3'ten 4'ü fark etmez karesini alıyorsunuz. PN uzunluğu eşittir. Burası kök içerisinde 4 yaptı. Burası 1 yaptı. Kare kök 5 olacak. P'nin uzunluğu kök 5. Evet. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi her zaman her yerde biz buradayız. Evet. Bugünkü soruları beğendiniz umarım. Kaydımızı